1, 2, 3, 4. Bizde öyle bir şey yok ama. Biz şey, Kimura, Armbar. Kimura. Yutin. MMA. Mesela. MMA diyorlar mı canım? Var. Olmaz mı? Ya adam gibi adamlar, onları da burada MMA'yı sevgiyle anıyoruz ya. Anladım. Şeyi ne peki? Türkçesi? MMA. Karışık dövüş sanatları. Karışık dövüş sanatları. Karma. 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 Aynı şey. Karışık karma işte. Mix karışık demek aslında. KDS o zaman. Artık. Bundan sonra KDS. Herkese selamlar. Kafes Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta daha bronz bir şekilde, tarihinden dönmüş bir şekilde karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Gracie Jiu-Jitsu'nun ülkemizdeki temsilcilerinden biri Barış Dokur. Burak Hoca'yla da zaten çok önceden biz yıllardır konuşuyoruz. Evet. Kaç yıl oldu ya? Hocam 10 seneyi aştı. Burak Hoca benim. 10 seneyi aşmıştır. İlk hocam. Burak Hoca'nın yanında başladım ben. Benim de. 10 seneyi aştı hocam. 10 seneyi kesin aşmıştır. 2008 falan diye hatırlıyorum. 2000, ben. Aynen. Erenköy. 2008 yılları. Şimdi bana çok soruldu. İşte hocam Gracie Jiu-Jitsu, Brezilya Jiu-Jitsu şudur budur falan. Dedim ki niye dedim Barış'ı çağırmıyoruz. Kısmet bugüneymiş. Biraz konuşalım dedim. Bir kere benim soracağım bir şey var bu arada sana. Senden başka bunun temsilcisi var mı burada? Benim bildiğim kadarıyla yok. Çünkü temsilcilerinden biri yok, dedin. İstanbul'da. Şu yani, anda Türkiye'de yok. Türkiye'de Gracie Ekolü'nün tepesine sen varsın. Hı hı. Tamam. Ha, merakımdan soruyorum. Ben de bilmediğim için hani biri vardır, evet, onu da şey yapmayayım diye. Yani Ersin Hoca var, Ersin Abbas'tan, ama o şu anda yapmıyor. Bir de benim okulumda yine onlar da benim gibi Hener ve Hiron'dan hocalık almış benim öğrencilerim var. Hı hı. Bu çok yeni daha. Onlar senin bünyende mi? Başka evet. Ha, tamam. Benim bünyemdeler. Benim okulumdalar. Peki abi o zaman Dan diye giriyorum hiç. Lütfen. Geçmiş yerine bundan. Bu Gracie Jiu-Jitsu'yla daha yani yarışma odaklı olan Jiu-Jitsu'nun eğitimleri nasıl? Siz hani nasıl bir yerden ele alıyorsunuz? Yani aslında bu çok basit. Şöyle, bir insan kapıdan okulumuza girdiğinde ilk yaklaşık bir sene boyunca sokakta kendini Jiu-Jitsu yaparak nasıl savunacağını öğreniyor. Biz buna kombatif programı diyoruz. Bu kombatif programını öğrendikten ve geçtikten sonra da Blue Belt, mavi kuşak alıyor. Ondan sonra Jiu-Jitsu versus Jiu-Jitsu yapmak için hangi teknikler, ne yapmalı, o eğitimin başlıyor. Aslında o zaman olay BJJ'ye dönüyor biraz. Hı hı hı. Ama beyazdan siyaha her zaman, her kuşakta sokak hep var bizde. Anladım. Yani aslında biraz şey gibi abi, nasıl denir? Jiu-Jitsu bilen bir kişiye karşı değil de aslında bilmeyen ve başka türlü bir agresyonu kontrol etmek üzere. İlk etapta öyle. Hı-hı. O işte bilmeyeni de ben sana mesela anlatayım, tarif edeyim. Olay şu, her zaman senden daha kuvvetli, senden daha iri, senden daha atletik, senden daha genç ama herhangi bir konuda uzmanlığı yok. Yani boksör, muay thai falan yok. Bu adama karşı kendini jiu-jitsu yaparak nasıl savunabilirsin? Amacımız bu. Eyvallah. Arada çok büyük bir fark var bu arada. Yani bu basit bir şeymiş gibi konuşuluyor konuşurken ama şimdi birinin hiçbir şey bilmediğini ya da jiu-jitsu bilmediğini düşünmek, karşı tarafın bilmediğini düşündüğün zaman çok oyun tamamen anti jiu-jitsu'ya dönüyor. Çok daha stratejik bir hal alıyor. Hı hı. Çok çok değişiyor. Tekniklerin yapısı falan değişiyor. Yani close guard dediğin konsepti geçmek için teknik yani birden gereksiz hale geliyor. Çünkü öyle bir şey yok. Kimse close guard'ını kapatmıyor yani. Evet. Anlıyorsun ne demek istediğimi dövüşürken. Çok iyi anladım. Biraz o yüzden sordum. Lütfen. Hocam harika bir nokta bu. Bu Gracie Combatives programı bizde 36 tane teknik. Bir tane şey var. Close guard pass'imiz var. Evet. O da eli içeri sokarak galiba değil mi? Yok hocam. O zaman öyleydi. Vuruyoruz. Vurarak ha. Evet. Hmm. Ama bilmeyen adam bunu neden ayaklarını kapatsın? Adam panikledi. Adam bunu internette gördü. UFC 4 oynarken gördü. hiç işte en basit şey ne? Vur,
açılsın, ondan sonra hocam elleri sok ve pes et. Mesela Ersin'in ilk öğrettiği close guard pesi Türkiye'de şöyleydi. Tek elini giyde tutarken bu elini iki bacağın arasından yere koyuyorsun. Şimdi bunu spor jiu-jitsu'ya yaparsan triangle'ı yersin. Ama ona elini yere koyup kalçanla geri gitmeye başladığında, yani triangle nedir bilmeyen bir adam seni bacağın arasında tutamıyor. Ya çok onun için ciddi bir fark var aslında. Yani olay baktığın zaman çok basit matematiği ama kime ne yaptığınla alakalı da çok büyük değişkenlikler gösteren bir mevzu. Şimdi siz böyle deyince benim aklıma şey geldi abi. Biz böyle güvenlik güçlerinde çalışan insanlarla da konuştuk ve işte bu jiu-jitsu'nun aslında bir yani buradaki minderde IBJJF jiu-jitsu'suna uygun değil ama onların gündelik karşılaşabileceği şekilde belli grappling sporlarıyla böyle bir karma aslında bir program hazırlanabileceğini işte konuşmuştuk. Çünkü az bir zaman var ve hedefe yönelik çalışma lazım. Aslında bu söylediğin şey tam olarak ona karşılık geliyor. Yani vuruşlarında olan, vuruşlara karşı savunmalarında olduğu. Peki... Artık öyle değil. Şimdi bütün ordular jiu-jitsu çalıştığı için büyük bir ihtimalle hand-to-hand combat sahalarında böyle bir bakacaksın jiu-jitsu turnuvası gibi. Millet kamuflajda guard çekiyor, delahivalar falan. Şaşırırsın gerçekten. Çok fazla çalışıyor. Puana yatmaya çalışan da Brezilyalı. Peki sizde abi bu vuruş ne kadar yer kaplıyor? İlk bu söylediğim hani ilk programımı İlk programımızda vuruş yok. Yani öğretmiyorum. O işte biraz önce söylediğim peste de yani işte parmaklarını şöyle yap veya şöyle yap, oraya vur falan yok. Sadece adamı şaşıracak. İstersen suratına vur, istersen boynuna vur, nasıl istersen öyle vur. İlk programda yok. Ama şöyle de bir açık kapımız her zaman var. Adamın mount'unda mısın? Adamı kontrol ediyor musun? İstersen adamı sakinleştirmek için veya bazı sana mesela işte yüzünü kapatsın, ameli kana yapsın diye tokat atabilirsin. Ya vurabilirsin. Eski ama, challenge videolarında var ya tokat atıyorlar. Aynen. Ama öyle mesela işte şey yok yani ders 32 açık el vuruş. Mavi'de var işte o. İlerledikçe oluyor ama. Evet, Advanced'de var. Blue Belt programımızda var. Kadın programımızda var. Ama ilk etapta yok. Kadın programından biraz bahsedelim siz. Bu pembe kuşak Woman diye geçiyor. Evet, evet. Ya arada böyle bölüyorum, affedersin. Aşık olmadığımdan çok özür dilerim. Abi ne demek, ne demek? Şey, heyecanımda. Estağfurullah. Zaten sen anlatma, anlattıktan sonra... Ayıplayanlar yorumlara yazabilir. Biz dinleyici şimdi, evet. Paylaşmayı unutmayın. Tam profesyonel oldum görüyorsun. Women Empower programı 20 derslik bir program. Ve şöyle, bir kadın sokakta yürürken tek başına, hani bunu en iyi örnekle anlatabilirim. Arkadan bir adam geldi, bileğinden yakaladı. Şimdi seni beni yakalasa en kötü vururuz. Ama hep bizim anlatmaya uğraştığımız şu, kadının el kemikleri, erkeğin, ya hocam sen daha iyi bunu aslında bilirsin vuruş yaptığın için, yüzdeki kemiklerden daha ince ve narin. Yani seni bu kurtarmayacak. O anlık işte ondan kurtulup itip yardım isteme, kaçma. Yani tamamen erkek saldırgan, kadın karşısına ne yapabilir? Tam tersi, pardon. Saçından yakaladın, ne olur? Melike Hoca da öğretiyor herhalde onları. Melike Hoca'nın dersi var. Yani tamamen bir saldırı karşısında kadınların kendini yine aynı, kendinden daha iri, daha kuvvetli bir erkek saldırgana karşı ne yapabilir, nasıl savunabilir, onu öğrettiğimiz bir program. Ve 20 şeyin sonunda, kursun sonunda aslında böyle bir, uluslararası da böyle bir şey vardı değil mi? Aslında ne denir ona? Yani bu Grace'lerin yaptığı bir tür sertifika ve bir şey gibi bir şey. Ne denir ona? Yani program sonu. Evet. Hep bana bu arada bu soruluyor. İşte o kombativi 36 teknik deyince insanlar bunu 36 ders sonunda bitiyor zannediyor. Hayır.
Yani bu şey Women Empowered programı da öyle. 20 tane teknik var ama bunları refleks olarak yapabiliyor olmak biraz zaman alıyor. Onu zaten eyvallah. Ekol şeyde mesela işte teknik öğretiliyor. Sonra onu devamlı rafine ediyorsun yani. Evet. Ufak detayları oturtuyorsun. Çünkü mesela bir teknik var, bakıyorsun diyorsun ki evet böyle bir şey var ama öyle bir şey değil o. İşte ama tutuyorsun ama düşüyorsun, işte base'ine oturuyorsun ama yana yatmayı unutuyorsun. Ama işte adım atarken ayağını yanlış yere koyuyorsun falan. Onların hepsini bir araya getirmek, onları apply edebilmek zaman alıyor. Eyvallah. Ben şundan ötürü yanıldım o zaman. Biraz internetten benim gördüğüm böyle bir tür bir mesela 3 aylık bir kampın sonunda, süreyi uyduruyorum şu anda, hani sıradan o sertifikayla beraber kadınların beline böyle pembe kuşakların bağlandığı bir versiyonu görmüştüm hani Amerika'da. O yüzden dedim acaba belli bir süre var, hani o süreyi doldurduktan sonra artık. Sen şeyi izledin. Şey, serbest yani artık bu eğitimi tamamladınız falan gibi sertifika. Hocam, LA'de her Aralık ayında BAT seremonisi oluyor. Orada doldurmuş olanlar herkes gelip Eyvallah. Olabilir. Ben de böyle bir hani kursun sonu falan gibi onu düşünmüştüm. Anladım. Dolayısıyla o zaman böyle bir yetkinliğe gelince siz o mavi kuşak, yani kuşak atlamada mı aynı şekilde oluyor sizde? Yoksa bir teknik sunum mu oluyor? Biraz daha hani karate var. Test var. Bu kombatif programını bitirdiğimiz zaman eskiden beyazdan mavi atlıyorduk. Ondan sonra Rixon bu işe el attı hocam. Rixon dedi ki hayır, bu adamlar mavi alamaz. Çünkü rol tecrübeleri yok. Adam gibi adam. Bence de. Sonra Rixon'ın... Ben o dönem tamamen kaybım yani. Rixon çıkıyor, ne diyor? 2017'de Rixon Henel'le Hiron'a tırnak içinde höt diyor. Yani böyle yaparsanız daha iyi olur diyor. Çünkü demin anlattığım gibi tam adam kendini sokakta savunabiliyor ama rol tecrübesi yok normal olarak. Ve ne oluyor? Önce diyor combative belt verin diyor. Mavi beyaz. Ha, araya bir şey koyun diyor. Arada da 6 ay geçecek şartını getiriyor. 6 ay boyunca advanced teknikleri öğrenecek ve rol yapacak diyor. Ondan sonra blue belt alıyorlar. Siz de rol şeyini o şekilde mi yapıyorsunuz? Yani beyaz kuşakla birbiriyle rol etmiyor. Hayır. Maviden sonra maviden başlıyor. Sonra rol başlıyor. Affedersin. Combative belt'ten sonra başlıyor. Combative belt'ten sonra. Hı-hı. Eyvallah. Peki çok değişmiş ya. Ben bilmiyordum gerçekten. Ben de bilmiyordum. Artık rol etmediklerini biliyordum Kaliforniya'da falan ama şeyi bilmiyordum. Yani bunun bu hani o demiş falan, onları hiç takip etmiyorum yani. Peki sen abi daha sonuçta direkt Grace'lerle başlamadın. Brazilian'la başlayıp biraz oraya döndün. Bu rol bence temel ayrım gibi geliyor. Daha dışarıdan bakan biri olarak. Ne düşünüyorsun? Mesela bana buraya derslere gelip rol yapmadığım bir durumda sanki ilerleyemezmişim. Yani rol yaptıkça ilerliyormuş gibi bir his var mesela bende hep. Ama mesela burada daha başka türlü bir yaklaşım var. Biraz hani sizin ikinizin de görüşlerini merak ediyorum o açıdan. Nasıl yani... Hocamın görüşünü ben çok merak ettim şu an. Ben sorunu anlamadım seni. Diyorum ki rol yapmadın mı sen? Rol yapmıyorsun ya. Evet. Rol yapmadığın bir durumda ben mesela kendi ilerlememi anlayamam gibi geliyor. Veya ilerliyormuşum gibi hissetmem gibi. Yani rol çok temel bir faktör gibi geliyor. Öyle. Rolun bu denklemden çıktığı zaman nasıl ya, ilerleme oluyor? İşte bak, bakış şimdi başta konuştuğumuz şeyin aynısını bir daha söyleyeyim. Abi bakış açısı çok önemli olaya. Şimdi sen self-defense amaçlı yapıyorsan bunun, yani rolun bile bir çizgisi var yani. Çünkü hep aynı şey oluyor. Yere koyuyorsun, daralıyorlar, arkalarını dönüyorlar. Ya da daralttırıyorsun, arkalarını dönüyorlar, boğuyorsun. Yani genelde hep aynı. Çok değişmiyor yani. Çok nadiren güçlü adamlar seni alıp yukarı doğru itmeye başladığı zaman sadece brüt güç kullanarak o itiş sırasında bir armbara yakalıyorsun. Yine dominant pozisyona geçiyorsun falan. Çünkü bilmiyorlar ne yaptıklarını. Yani böyle kollarını açıyorlar, arkalarını dönüyorlar. Yani bir klostrofobik oluyorlar. Çoğu zaten dur falan diyor. Konuşalım. Anladın mı? Böyle bir şey var ya. Gerçekten öyle. Çoğu tekniği bitiyor aslında. Kaldı. Uygulayamıyorsun tabii. Yani. O yüzden çok dominant bir disiplin olduğu için tokat atıyorsun adama yani. Daha ne? Yumruk at daha iyi yani. Tokat nedir ya? Koskoca adama tokat atılır mı yani? Ama bir şey yapamıyor. Çıkmayı bilmiyor orada. Şimdi bu bambaşka bir senaryo. Şimdi ama sen burada gerçekten işte kilonda, division'ında, kuşak level'ında işte level buradaki level farkıyla oradaki çok farklı.
Yani dünyada bu işle alakalı çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Şimdi ben mesela self defense sistemini bir spor Brezilya Jiu-Jitsu Black Belt olarak çok iyi biliyorum. Çünkü o kökenden başladım. Ve onun, o kökenin işin içine kattığı çok fazla şey var anlayışla alakalı. Leverage var, teknik var. Yani disiplini kökünden anlıyorsun. Ama seçer miyim? Ben her gün self defense yapmam. Ben spor seviyorum. Ve o tarafa doğru evolve ettim. Sporcu yetiştirmeye karar verdim. Hangisi doğru, hangisi yanlış ama ikisi birbirinden çok farklı. Beraber yapılabilir mi? Yapılabilir. Ve bence bir black belt self defense sistemini bilmeli mi? Bilmeli bence. Ya bence bilmeli. Çünkü dediğim gibi olayı genel olarak anlamanı sağlıyor ve çok çok geniş bir kitleye de hitap etmeni sağlıyor. Ben ondan bahsediyordum. Bu program neydi adı ya? Onda Pedro Valente ile konuştum. Clubhouse'da aynen öyle. Ve ona da söyledim. Dedim ki inanılır gibi değil abi. Bugün kafeste dövüşüyor adam ama sırtından blok yapmayı bilmiyor. Ve bu adam siyah kuşak. Yani ille self defense yapmana gerek yok. Ama blok yapmayı bilmiyorsun. Yani en temel şey yani. Ve milyon dolar için dövüşen adam var ama bloğu elleriyle yapıyor. Frame kullanmayı bilmiyor. Pozisyon kontrol. Ya ben bunu şokla izliyorum yani. Hani böyle bir unutulmuş bir alan var orada. Self defense ve Gracie Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu bilmeyen insanlara karşı yapılan Jiu-Jitsu da aslında bugün profesyonel MMA'de çok fazla kullanılabilecek öğeler var. Ve ben bunların çok ekmeğini yedim yani dövüşçülerimle. O yüzden onun biraz böyle neglect edildiğini, unutulduğunu falan düşünüyorum. Türk Dil Kurumu kızacak yine bana. Neglect. Anlatabiliyor muyum? Yani benim fikrim bu. Ama bence kıyaslayamazsın yani. Ama high level bu işi ben gerçekten yapacağım diyen purple belt, alt belt. Mesela bugüne kadar öğrenmedin mi kardeşim abi? Geriye dönüp bir bakman lazım yani. Hani ya işte o da sıkıcı falan değil yani. Çünkü gerçekten bilmediğin çok detay var ve o detaylar sana ilerleyen seviyelerde çok böyle advanced Brazilian Jiu-Jitsu competition tekniklerini daha iyi anlamanı sağlıyor. Çünkü kolunun mekaniğini anlıyorsun, vücudunu tanıyorsun. Yani bir şey, bir kolu bloklarken elinle değil de işte kemiğinle bloklayıp kolunu kitlemenin arasındaki farkı anladığın zaman bunu sweeplerde de kullanmaya başlıyorsun falan yani. O sana bir anlayış kazandırıyor. Bence onun yapılması lazım. Kaldı ki biz de saldırı altında olabiliriz dönem dönem yani. Hani kendini de savunabilme önemli bir şey bence. Bu kadar bu işi yaptıktan sonra. Ne abi, gard mı çekeceksin yani? Taksim'de gard çekilir mi yani? Anladın mı? Yani ayakta back take'de de hep şey diyorlar ya, kaldırım falan olduğu zaman adam geriye doğru slam edebilir falan. Ya edebilir, ediyorlar. Bir sürü öyle şey çimende var. Falan var mesela, bir şey olmuyor, boğmaya devam ediyor. Betona gelirse ya. Ciddi bir sıkıntı yani. Ben direkt yan dönerim böyle, ayağımı dize dize vurmaya başlarım. Hiç uğraşmam yani. Minik minik geri giderim. Baktım olmuyor, dalacaksın, çift alacaksın. Ne yapacaksın abi? Bambaşka bir oyun yani. Ama peki bu yine şey... Rol etmeliler ama. Etmeliler. Bence etmeliler yani. Ben neden biliyor musun? O zaman işin özünden... Bir mesela competitor gibi rol etmeli mi? Hayır. Ya oradaki o senin talebin daha hani mantıklı olabilir. Ama ben, bana sorarsan benim şahsi fikrim, rol etmeliler yani. Zaten beyazdan o combative belt dediğimiz ilk level'a kadar rol yok. Ondan sonra var. Maviden sonra aynen başlıyor zaten. Yani cross choke'lar derler, ribalar, leg lock'lar hepsi başlıyor. Key hook var mıydı, yok? Hocam var. Hem de mavide var. Ooo tehlikeli. Yani yoksa Burak hocamın dediği gibi hayatı boyunca hiç rol yapmayacaksın. Self defense, self defense, self defense. Tamam işte yani hep işte adam senin boğazında mı, al onu kır, al onu kır, bir yerden sonra tamam dersin. Ama o hep, ben aslında bunu hani kötü anlamda değil de GJJ, BJJ diye ayırıyorum. BJJ aslında rol, hani benim bakış açımdan GJJ biraz daha sokak. Adam senin işte üzerinde oturuyor, boğuyor, trap and roll gibi veya işte yani vuruyor. Ha bir de Burak Hoca'nın o örneği hani şeyde MMA'de, UFC'de adam black belt falan ama işte bilmiyor. Öğren
Cilerin bana gelip bunu sorduklarında ben biraz böyle şey yapıyorum. Ya heyecanlanmıştır yani. Adam Black Belt ya şimdi ya. Onun adına adamı şey yapıyorum. Yok kötü abi. Evet, kötü söyleyecek şey. Bilmiyor. Blok yapmayı bilmiyor adam. Evet. Ve yumruk bu yüzden de ground and pound diyor. Maç kaybediyor herif yani. Evet. İnanılır gibi değil. Ve çok zor değil yani blok yapmak. Sadece biraz deneyim o ateşi kabul etmen ve leverage'a hakim olman lazım. Tekniği bilmen lazım yani. Çok zor değil. Ama bilmiyorlar ve yapmıyorlar. Çok ilginç. Çok çok ilginç. Mesela jiu-jitsu ile submission deneyen, sırtın üzerinden oyunu öldürüp tekrar kalkmaya çalışan adam değil. Submission deneyen adam da yapmıyor. Çok nadirdir ben gördüğüm yapan bunu yani. Gerçekten çok nadir. O temel tekniklerde vakit geçirmedikleri için mi? Bilmiyorum yani. Hani kolu trap ederek hareket etmiyorlar ki bütün submissionlar oradan başlıyor. Evet. Bileğe kaymalar, omuplatalar, triangle'lar. Direkt mesela şeyden başlayan var. Bileği tutup da işte oradan triangle kastırıp itip işte bacağı yukarı çıkarmaya çalışanlar var. Ama hep physical yani şey yok mesela. Okey ben bunu önce bir tutayım. Ondan sonra bir hareket etsin. Beraber bir rahatlayalım. Sonra bileğe gideyim. Dizimi kaldırayım, döndüreyim falan. Hani sistem yok. Anladın mı? Böyle öğrenilmiş tek parçalar var yani. Bir garip. Ben öyle görüyorum. Ya, biraz tabii orada tough yani şey çok sert, çok atletik adam olmaları da hani minderi domine ederek belki daha o kemer sisteminde ilerliyorlardır. Şeyi soracaktım bir de. Şimdi normalde Brezilya Jiu-Jitsu'da oranın hani antrenörünün takdiriyle kemer ilerlemesi oluyor. Sizde her kuşağı galiba daha sistematik değil mi? Yani mesela işte şu tekniklerde belli bir seviyede olması gerekiyor. O bitince diğeri falan. Yoksa yanlış mı biliyorum? Dediğim gibi beyazdan combative belt'e 36 tane tekniği refleks halinde yapıyor olman lazım. Sonrasında da mesela blue belt'te de 300 tane teknik var. Blue'dan mora geçer. Maviden mora geçer. Her stripe'te 60 tane teknik var. Biraz yorucu. Evet, RPG oyunu gibi böyle. level atlayıp. Evet, yani benim geldiğim sistem yani eskiden ilk başladığım da böyle bir şey yoktu. İyi kötü ayrımı yapmıyorum. Yoktu. Yani iyi kötü ayrımı yapmıyorum. Bu tamamen okulların bir kararı. Yani şimdi mesela Purple Belt'in stripe'ların için dersler yayınlandı okulda. Şöyle beyazdan kahverengiye kadar siyah apayrı bir olay. Ne öğrenmen gerekeceği, ne kadar zaman harcayacağın hepsi aslında iyi kötü belli bizde. Evet, ilginç çünkü mesela ben şey çok fazla görüyorum biraz YouTube'dan yine orada burada gördüm. Yani 6-7 teknikte mesela uzmanlaşmış çok iyi güreşçilerin mesela kahverengi, mor hani böyle çünkü çok yani minderde çok iyi adam grapplingde ama hep benzer bir şey yapıyor. Dediğin gibi müthiş bir denge kontrolü var. Yani kafayı yere koyduğu zaman adam düşmüyor. Ne sweep oluyor ne bir şey oluyor. Ama aslında böyle bir teknik havuzu yok. Bu anlamda biraz şey de konuşmak mantıklı olabilir. Kuşak bölümü gibi oldu bu yine. Ama en çok onu soruyorlar yani. Doğru. Ama bir de çok bence ilginç bir yaklaşım da hani bir MMA kültürünü şu an biraz domine ediyor ya bu bütün dövüş sporları kültürlerini. Burada kuşak sistemi aynı zamanda bir tür eğitmenlik şeyi ya da göstergesi ya aynı zamanda. Atıyorum mor kuşak, kahverengi kuşak bir güreşçi teknik göster dendiği zaman veya onu temsil ettiği zaman o sporu daha geride kalıyor olabilir. Bu anlamda hani şeyi soracaktım. Hani kuşaklandırma mesela senin açından nasıl oluyor abi? Yani abi bence hiçbir kuşaklandırma sistemi jiu-jitsu'nun derinliğini ölçemez. Yani bu kuşakmış, o kuşakmış falan fark etmez ama bir tane değer var. Şimdi kuşağı niye veriyorsun sen? Helio'nun bir videosu vardı. Daha önce bunu bizim bu kuşaklarla ilgili konuşurken de ben paylaşmıştım. Orada çok net bir şey söylüyor. Diyor ki ben şu anda diyor herhangi avaraj biri ben yaşlı adam beni dövebilir. Bu diyor benim beyaz kuşak olduğum anlamına geliyor. Değil yani adam 90 yaşında. Şimdi niye kuşak veriyorsun o zaman? Kuşak aslında o bilgiyi paylaşabilen adama da veriliyor ya da kadına. Yani burada bir sadece hani ben dominantım diyen insana biz derece vermiyoruz. Nasıl dominant olduğuna bakıyoruz.
Ben hep söylüyorum öğrencilerime, bizim öğrettiğimiz tekniklerin birkaç detayını yaparken fail eden kişiler daha kıymetli. Çünkü bir şey gösteriyorsun ve onu orada keskinleştiriyor onu yaparken. Öteki de sadece yiyen kazanmak istiyor. Kazanıyor belki. Neyle kazanıyor? Güreş yapmış. Karşısında kendisinden aynı kilo ya da daha hafif bir şirkette bütün gün muhasebe işi yapan bir adam var. Onu domine ediyor. Sonra da seviniyor diyor. Ben herkese submit ettim. Ya ettin de kardeşim nasıl ettin ya? Anladın mı? Sen adama sniper olmayı öğretiyorsun. O diyor ki ben onu böyle ittim diyor yokuştan aşağı diyor. Yani biz bunun için dereceyi veriyoruz. Ben buna çok dikkat ediyorum. Bu bir değer midir birilerini sabit etmek, taf olmak falan? E tamam tabii ki bir değer yani ama işin çok küçük bir kısmı. Çünkü sen bir öğreti öğretiyorsun. Orada bazı detaylar var, stratejiler var, teknikler var. Bakıyorsun bazı adam canı çıkıyor onları rafine ederken. Ötekinin tek düşündüğü kazanmak. Kaybetmek ama sana öğretiyor. Hı hı. Anladın mı? Ve sen orada böyle bakıyorsun diyorsun ki ya bu adam evet herkese tepediyor. Bazen morali bozuyor. Yanına gidiyorsun diyorsun ki o iyi olacak. Doğru yoldasın diyorsun. Bazen inanmıyor o da sana. Ama biliyorsun ki o adam siyah kuşak olduğu zaman buradaki ne kadar et yığını varsa hepsiyle böyle gözü kapalı hareket edecek yani. Çünkü kıymetli olan odur yani. Ve biz ona derece veriyoruz. Yani ama mesela bazı insanlar var. Mavi kuşak. Ben antrenman yaptım Brezilya'da mor kuşak bir çocukla. Yani herif antrenman yaptığım çoğu siyah kuşaktan daha teknikti yani. Ölçemezsin yani. Santos'ta şeyin orada. Buçaça'nın orada. Buçaça'nın yeni yeni Buçaça dedikleri adam. Hı, o zaman. Milliyat. Tabii. Ve çocuk iyiydi yani. Hani ama mesela ben çocuğa alıp da deseydim ki ya kardeşim bana bir tane ders ver. Bana bir tane armbar göster. Omoplata göster. Ya belki de kafamda diyecektim ya tamam bu çocuk iyi bir sporcu, iyi bir dövüşçü. Yani ama evet. Evet. Hani o adımı bir sonraki adıma taşıyabilecek mi? Çünkü bilgi kirlenerek büyüyor. Yani bir bilgi var, daha az geçiyor, daha az geçiyor, daha az geçiyor, daha az geçiyor. Sen onun için mümkün olduğunca o bilgiyi daha sağlıklı bir şekilde bir sonraki jenerasyona iletebilen ve bunu execute edebilen yani bu teknikleri kullanabilen kişilere derece veriyorsun. Tam bu noktada o zaman bizim şeyden önce konuştuğumuz daha yeni jenerasyon Jiu-Jitsu aslında biraz daha Submission Grappling diye de geçen daha bu no biz gi. Eski miyiz yani? Daha eskisiniz abi tabii ki. 32 yaşındayım ben de. Hayır. Şey olarak temsil çok ettiğiniz şey. Çok alındım ben. Yani 20 yaşında da olsam şu an bütün dünyada bu Amerikalıların evet. Leopard donlarıyla heel hook yapmaları. Benim de sevdiğim o ekol var. Ama aslında belki bir kısa şeye değinmek lazım. Bu self defense eğitimleri siz gi ile yapıyorsunuz değil mi? Evet. Ve aslında mantık olarak da gi tabii ki sokağa en uygun olur. Çünkü genelde kıyafetle dolaşıyor evet. Oluyoruz. Sahiyede gezmiyorsan. Yani evet evet. Tüm gün. Brezilya'da değilsek. Şey hakkında görüşünüz nasıl abi? Bu işte daha no-gi kültür, işte onun biraz daha MMA'leşmesi. Evet. Takip ediyor musunuz? Böyle bir genel hani şeyi sorayım. Tabii diye. Ki. Ya buna başlamadan önce bir önceki konudan bir şey anlatabilir miyim? Lütfen. Benim bir hoca olarak gözümde veya benim hocalarımın bana bakışında mesela herkesi submit etmek hiç önemi yoktur. Ama kendini çok iyi korumak çok değerlidir. Zaten Helion'un da hocam ünlü olması nasıl oldu? Kırık bir kolla bir saate yakın submit olmaması, o maçı kaybetmemesi oldu. O survival mindset olayı buradan çıktı. Yani herkesi işte dövdüm, herkesi submit ettim, kuşak almalıyım. Hayır. Yani bence öyle değil. Özet olarak yani 80 yaşında kendini minderde koruyabiliyorsan bence bu çok daha değerli. Yani herkesi submit etmek değil, submit olmamak. Bence. 80 daha tehlikeli çünkü 80 yaşında bir adam gördüğün zaman harife de alırsın yani. Çat triangle'ı bir koydum ama geçmiş olsun. Yani tabii hiç anlamazsın ne olduğunu yani. Çünkü alert değilsin yani. Normalde evet. Daha genç biriyle karşı karşıya tabii. Geldiğinde alertsin. Alert. Pür dikkat.
Nogi olayı. Advanced derslerimizde ya hocam böyle İngilizce terimler söylüyoruz ama alışık olduğumuzdan hani kızanlar hemen yorumlara. Hepinizden özür pardon ama yani zaten adı Jiu-Jitsu böyle bir şey. Zaten Brazilian Jiu-Jitsu abi yani. Yapacak bir şey yok. Advanced derslerimizde haftada bir gün bunu yapıyoruz. Bence güzel bir şey. Ama hani benim çok ölüp ölüp bittiğim bir yön değil. Ama şu anda açık konuşayım. Çok çok böyle dünyayı izleyen bir adam değilim. Şu anda ama Nogi aşırı popüler. Yani bunun tabii yani Burak hocam daha iyi bilir. MMA vesaire insanların buna yönelten ne? Ya bir kez insanlar yani çoğunluk kimurdan nefret ediyor. Ya hocam basit. Bu havada da mı aslında giyeceğiz bilmiyorum hocam aynı. Bu basit yani şey basit. Nogi yani yanlış anlamasın kimse de basit yani basitten kastım da hani onu küçültmek için söylemiyorum. Anlaması daha kolay. Evet. Onun için daha çok insan seyrediyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü iki tane böyle kaslı adam var. Aslında biraz güreşiyorlar. Biri pes etmeye çalışıyor falan. Ama mesela gi öyle değil. Yani giyi anlamak için yani bir yıl falan bir yüz çalışıp böyle bir anlaman lazım. Öyle seyredip evet. keyif alasın. Onun için de çok daha tabandan büyüyor gi turnuvaları. Yani seyredenlerin büyük bir kısmı bunu yapan insanlar. Yoksa sıkılıyorsun yani. Anlamıyorsun. Çok çok detaylı. Çok teknik. Biri tuttuğu zaman mesela ben gi'de mesela birini tutayım. Hani orada ne kadar dayanabileceğimi biliyorum. Ama nogi'de mesela benle aynı teknik seviyesinde değilse adam her seferinde ayağı çekiyor, itiyor, çekiyor, çekiyor, itiyor. Kay onu vıcık vıcık, o kolu kaydı, bacağı kaydı falan. Olay tamamen patlayıcı, fiziksel bir hale geliyor yani. Oyun teknikleri değişiyor, boğaza saldırılar, kol üstünden yapılmaya başlıyor falan. Çok yani farklı ama çok da yakın birbirine iki olay. Ya baktığın zaman hani kıyaslanması garip yani. Bence ben de çok sevmiyorum yani. Nogi mi? Açıkçası. Evet. Yani öğretiyorum, yaptırıyorum yıllardır. Evet. Abi ben biraz daha... Kendim McDonald's yiyen böyle çocuk gibi hissediyorum. Gelenek. Daha gurme şeyler peşindesiniz. Gelenek yani. Çok çünkü çok zengin gi. Yani gi ile yapılan çokları... Ya gi'yi çıkarttığın zaman yani yüzlerce tekniği, yüzlerce sweep'i, yüzlerce submission'ı, yüzlerce kontrolü, yüzlerce trikleri çıkartıyorsun işin içinden. Adamı kandırmak için tuttuğun gripler tamam. var. Bol tutup çat derine geçiyorsun. Orada onu tutuyorsun, onu bırakıyorsun falan. Ya bir şey tutuyorsun mesela pantolonu, ondan sonra bu tarafı bırakıyorsun. Buraya geçerken sen buraya geçiyorsun falan. Hani bunları Nogi'de yapamıyorsun. Yok yani öyle bir dünya. Nogi'de ne var? Bın 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 bın. Çift dal düştü, sprawl arkaya geçti. Bın 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 bın. Çok daha hızlı, çok daha genç işi. Evet. Yani ya hocam, daha böyle genç işi çok önemli bence. Daha böyle şey. Yani tam bize göre aslında. Ama sevmiyoruz. Ama bana şey mesela ilginç geliyor abi. Yine demin de konuştuk. Nogi bence tamamen farklı bir kültür dediğin gibi. Ama bir şekilde oluyor. Yine kuşak sistemini tutuyorlar. Hani ya saçmalık bence. O mesela ilginç hakikaten. O saçmalık. Yani gerek yok ki. Yani gerek yok hakikaten. Kendiniz yani neden o kalıba kendini sokuyorsun? Nogi yapıyorum. Kuşak yok o zaman. Yani mesela yani. Bu Nick Rodriguez var şey. Bu Denner'ın son öğrencisi. Yani şey. Ben de bir İngilizce terim kullanayım o zaman. Freak yani. Hani adam inanılmaz hı-hı. atletik. Hı-hı. Mavi kuşakta dünya şampiyon yani şey dünya şampiyonlarını zorladı. Yarı finale hı-hı. çıktı. Daha yeni mor kuşak oldu. Belki dünyanın en büyük 10 grapplerinden biridir ama 15 yıllık güreş tecrübesinden ötürü. Şimdi o mor hani Denner'ın öğrencisi ya yani mor olsa ne, siyah olsa ne. Adam zaten bir alan yani bir sporun temsilcisi. Onun artık Nogi'deki bilgi birikimi, bilmem nesi çok bana da önemsiz geliyor açıkçası. Çünkü bir devam ettiği bir gelenek de ne kadar var onu da bilmiyorum. Abi çünkü... gi kim onu? Nogi. No kimono. Yani no belt. No yani gi'de belt yok. Şeyde Nogi'de belt yok. Nogi, no belt. Ya mantık var yani anlatabiliyor muyum? Şimdi sen çıkartıp da bunu al ben sana bunu verdim diyorsun adama. Üzerinde şey var. Tight eşofmanı falan.
Ya böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Ya ben mesela Eddie Bravo da yapıyor bunu. Evet. Ya ben mesela bunu hiç anlamıyorum yani. Şeyi de açık konuşayım, şeyi de anlamıyorum. Macadoların böyle bir şey izin vermesine de anlamıyorum yani. Bana komik geliyor yani. Al hadi şimdi sen de bir şey oldun. Ya ben hayatımda kimonoyla görmediğim adam var. Siyah kuşak veriyorlar adama, geliyor. Sen şimdi siyah kuşaksın falan. İyi, süper. Yani başka bir şey bu. Yani bir öğreti var burada. Biz onu çalışıyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bana mesela bu şeye veriyor. Sivil bir adama mesela diyorsun ki al şimdi sen teğmen oldun. Artık sen subaysın falan. Ama pijamayla oturuyor. Hani ama rütbe takıyorsun üstüne falan. Ama giy yapmıyor yani, anladın mı? Bana bir tane 4 varyasyonu çok göster bana. Yok. Böyle tutuyorsun abi, böyle yapma. Öyle değil yani. Anladın mı? Hani ben, bence bilse bile o başka bir temsiliyet. Yani hani ne bileyim, o hakikaten şeyle alakalı. O geleneksel ağın devamı, o kültürün devamı, işte ne bileyim, bir minder eti olabilir, kendi bağlı olduğu şeyleri. Ticaret olabilir. Yani bu işten karşı tarafı motive etmek için kuşak veren insanlar var. İki, organizasyonlarda şey yapmak için kuşak verenler var. Mesela adam diyor ki sen mor kuşakta gir diyor, birkaç kişiyi yenersin mutlaka. Orada diyor bir sponsor şeyi var. Öyle bir durum var yani. Hani ya, o işte biraz var var. Bu çok başka bir yere gitti yani şu anda. Şeyi hiç unutmuyorum hocam. 2014 yılında IBJJF'te Kopenhag'da ilk maçım var. İlk Nogi maçım var. Ben bir tane Sitya Reşgard'ım var. Yok dedi hakem, seni alamam böyle. Oraya renk gitti, oradan bir tane moral gel dedi. Yani hani işte bu kadar ufak bir şeye yani düşünürler mi bilmiyorum da, örnek olarak. Hı-hı. Yani mesela bak hocam, bu olabilir yani Belt'in yerine işte atıyorum yani mor Reşgard. Mor Reşgard. Şeyi anlıyorum, adam arkadaşlarım da benim var. Adam kimonoyla başlamış ama gün gün, ay ay, sene sene Nogi'ye yönelmiş. Şimdi adam kuşağını atıp yakacak mı? Hayır. Ama Nogi'ye başlayan bir adama ya yani gerek yok. Uğraşmayın Bert filan. İyisiniz zaten. Daha iyi olun. Evet. Ve yani basit bir şey aslında. Şey de ilginç. Mesela o dediğin gibi abi. Çok kıymetli bir teknikler şey. Teknikler de farklı olduğu için. Yani onu almak istiyor adam. Ama giymiyor. Giymek istemiyor. Ama diyor ki ben de böyleyim. Yani ama MMA çalışanlarda da öyle değil mi? Değilsin abi, öyle değilsin. Yani onlar da sonuçta ne kadar giyle çalışacak ki? Vallahi ben mesela bak, ne kadar vakit ayırabilirim ben, mantıken düşünüyorum. Bak ben Sait'i yani giy derslerine hep soktum. Dagi hep girdi yani. Son maçları varken de giriyordu. Biz hep giy çalıştık. Ve orada yaşadığı o yani o giyinin verdiği teknik detayları biz çok kullandık. Yamada maçında falan o sweepler vesaire. Onlar no gi hareketleri değil yani. Dikkatli seyredersen. Onun için yani laf olsun diye vermedik yani kuşaklarını. Çünkü biz bu insanları giyle bir yere oturttuğumuz zaman kimse bize bunlar bu kuşak değil diyemez. Ama sadece oha çok güçlüymüşsün ama tek yaptığın bir tane giyotin ya da işte bir tane işte anakonda değil yani. Ama biraz jiu-jitsu bu değil yani. Anladın? Şey gibi kastediyorum ya. Mesela Habib beyaz kuşak ya. Jiu-Jitsu'da hani tarihin en büyük grappleri. Evet. Şey. Abi olabilir. Ya grappling demek. Hani adam mesela. Hani, anladın mı sen? Ama operatör doktor olursun ama beyin cerrahı olmazsın. Kalpçi olursun mesela yani. Evet yok mı? Şey anlamında söyleyecektim onu. Adam çoğu maçını işte ya triangle'la kazandı. İşte arkadan boğarak kazandı falan. Evet. Submission'larla kazandı. Evet. Bunlar aslında Jiu-Jitsu'ya hep insanların yakıştırdığı şeyler, teknikler. Evet. Hani başka spor branşlarında da olsa. Hani atıyorum şeyle kendini İlla öne çıkarmaya çalışmadı hani. Aynı zamanda da Black Belt. Çünkü o da bir etiket ya hani. Kickbox'ta da bilmem ne şampiyonu. Yanına bir de işte judoda şucu, işte siyah kuşak, jiu-jitsu'da da mor kuşak falan. Öyle bir sanki o satılabilir bir kimlik de yaratmak için kullanılıyor gibi. Evet. Ve o herif, işte business derken biraz onu diyordum yani. O herif bir de kalkıp niye zaten giysin diye düşünüyorum. Zaten abi gün kaç saat yani adam kaç saat biraz çalışacak? Bence bu iş yani ilk başladığımda ben işte UFC falan böyle izliyorum. Hı-hı. Hocam mesela ben şeyin hayranıydım büyük. Frank Mir. Ya Black Belt. Ve yani bu adam internetteki antrenman videolarını falan izlediğim zaman hep kimonoluydu. Verdun. O da öyleydi. Ama böyle galiba seneler geçtikçe hani biraz daha iş öbür tarafa evrildi. Evet.
Olmuş alakalı mıydı bu söylediğim? Yok yok bence tamam bence öyle. Yok yok doğru yani. Diyorsun abi yani. Hani o aslında bir o old school kitle hep o şeyi tutuyordu ama şu an eğitimler de biraz öyle ve mesela tüm Eddie Bravo'nun Rubber Guard falan var ya hani kendi eklediği hani daha kendi öne çıkardığı teknikler tamamen kendi region oluyor aslında. Öyle bir tekniği baz olarak koyduğun zaman o zaman diğer taraftan da ayrılıyor. Bilmiyorum o mesela bana şeyi garip geliyor. Kendi o Brezilya'daki kökleriyle iletişimleri nasıl hani abi sen bana böyle bir şey öğrettin ama ben onu aldım bak böyle bir yere götürdümün hani onun kökleri Machado'lara dayanıyor. Geleneksel jiu-jitsu iyi o adamın aslında ama kendi tarzı var. Ya bu sadece onunla alakalı değil. Aslında Eddie gibi çok adam var dünyada ama Eddie kendini iyi pazarlıyor. Yani biz onu duyuyoruz. Mesela onun gibi değişik oyun tarzı olan değişik ya gerçekten öyle mesela dünyanın her yerinden insan geliyor buraya. Hepsinin farklı bir oyunu var. Ve diyorsun ki bazıları mesela mor kuşak ama o oyunu böyle evolve etmeye çalışıyor. Görüyorsun. Diyorsun ki bu adam bu pozisyonu master olur yani. Çünkü sıkıntı veriyor sana orada. Hani bambaşka çok garip normalde kağıt üstünde hiç bizim tavsiye etmeyeceğimiz bir pozisyonda adam sana sıkıntı verebiliyor. Çünkü oraya çok fazla efor zaman harcamış. Ama bir Eddie Bravo olmak için de işte kendini pazarlayacaksın. Joe Rogan'la takılacaksın. Yani anlatabiliyor muyum? Biz göz önünde bir adam bu. Bir başarılı da oldu. Yani birkaç tane maçla şanslı bir şekilde şey yaptı. Bir submission yakaladı. Şans da demeyeyim aslında. Dövüştü yani adam. Ama işte oyun bozdu. Niye? Çünkü çok farklı bir tarz bu. Jiu-Jitsu o yüzden çok zengin. Çünkü böyle herkes kendine bir alan bulup o alanda silahını geliştirebiliyor. Senin o oyunlar gibi. Evet. Var mı abi eklemek istediğin bir şey? Senin var mı? Toplumsal mesaj mı? Toplumsal mesaj. Jiu-Jitsu'yla kalın falan. Vallahi benim de yok aslında. Ben teşekkür ederim geldiği için. Her zaman hocam. Uzun zamandır istiyordum gelsin bir konuşalım edelim diye. En son işte yorumlar hangi videonun yorumlarında oldu? Sen işte hocam yine çok su içiyorsunuz ve hep İngilizce konuşuyorsunuz diye bana bir laf atmıştın değil mi? Hayır hocam. Şaka yapıyorum. Harika video hocam yazdım. Ya, harika video yazdım. Ben de abi seninle beraber yapalım bir tane dedim. Kırmadın beni geldin. Çok teşekkür ederim. Bütün linkleri description bölümüne koyacağız. Sosyal medya hesabı vesaire. Kendisiyle tanışmak, görüşmek, beraber antrenman yapmak isterseniz burada sevdiğim eski dostlarımdan bir tanesi. Çok sağ olun. Her zaman welcome yani. O kadar. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Abi ben de çok teşekkür ederim geldiğin için. Seninle de yeni tanışmış olduk ama inşallah bizim de görüşmemiz daha sürer. Kafes Podcast'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki hafta yine yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.